Bahçesini çiçeklerle süslemek isteyen vatandaşlar soluğu çiçek ve fidan üreticisi Galip Kayaoğlu'nun yanında alıyor. Çiçek ve bitki satış fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Kayaoğlu, Elazığlıların çiçekten uzak olduğunu söyledi. Evlerini, balkonlarını, bahçelerini renklendirmek isteyenler, bahçelerinde meyve çeşitlerine çeşit katmak isteyenler soluğu çiçek ve fidan üreticisi Galip Usta'nın yanında alıyor. Galip Kayaoğlu'nun işletmesinde rengarenk çeşit çeşit çiçek, bitki, fidan ve ağaç türleri bulunuyor. Çeşit olarak çeşite yetişemeyiz zaten tabii ki. Yani getirdiğimiz çeşit binde biri ama yaklaşık tabii 1000 çeşide yakın da malzememiz var. Yani yaklaşık 203 çeşit şey çeşidi. Yani 50-60 çeşit çalı türü. 20-22 renk gül çeşidi. Meyve çeşitleri, çam türleri. Yani çeşite girdi mi çeşit yok. Elimizden geldiğince çeşit getirmeye, bulundurmaya çalışıyoruz. Galip Kayaoğlu çiçeklerin kurumaması için bakımın önemli olduğunu söyledi. Saksılı malzemeler, poşetli malzemeler her tür çeşitte ekilir. Yani toprağa beraber olduğu için, saksılı olduğu için. Şimdi ekilen malzeme garantili malzeme çünkü şaşmaz, kurumaz. Üstünde çiçeğini görüyorsun, üstünde meyvesini görüyorsun, o şekilde alıyorsun. Ne olursa olsun yani saksılı, poşetli malzeme olduktan sonra fire vermesi sıkıntı. Ha nasıl fire verir? Adam eker, bir hafta 10 gün gitmez, sulamaz, etmez. Havalar çok sıcak kurur. Ama bahçesindeyse, bağındaysa, balkonundaysa günlük sulamasını veya 3 günde bir sulamasını yaptıktan sonra hiçbir şey de fire vermez, kurulmaz yani. Güneşe ekilecek malzemeler var, gölgede kalacak malzemeler var. Müşterimiz onu inan ki aldığı yere sorsun. Ben bu bitkiyi alıyorum ama nasıl bir toprağa, gölgede mi kalacak, yarı gölgede mi kalacak? Biz de gereken şeyi söyleriz zaten. Adam alıyor güneşte olmayacak malzemeyi, güneşe ekiyor. Yani bir ay sonra direncini kaybediyor. Galip Kayaoğlu fiyatlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Elazığlıların çiçekten uzak olduğunu söyledi. Biz de sattığımız 150 lira sattığımız çiçek mesela çiçekçilerde 350-400 lira. Yani zaten %50'nin altında bir indirimle satıyoruz. Yani fiyatlar uygun yani. Geçen sene 100 lira olan bitki 130 lira, 150 lira. Yani 150 lira olan bitki 175 lira, 200 lira arası oldu. Yani çok fazla bir şey, bir nakliye farkı bindi. Bitkiden uzağız. Şimdi bir restoranta gidip oturup bir yemek, bir çay, kahve içtiğimiz zaman 2000-3000 lira hesap veriyoruz. Evimizin balkonuna 500 lira masraf etmiyoruz. Orada her gün çay kahvaltıda yapıyorsun, çayında içiyorsun, kahvende içiyorsun. O şekilde biraz yani o konuda sıkıntı var Elazığ'ımızda. Ya yani mesela bizim burada deprem oldu. Karşımızda 40 daire vardı. Balkonuna baktığın zaman ben 20 senedir buradayım. Balkonuna baktığın 40 dairenin balkonunda bir tane de çiçek yok. Yani o konuda sıkıntı. Kapsülünde çiçekçi var. Balkonda bir çiçek yok. Yani çiçekten biraz uzağız.